Merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoyu daha sonra çekecektim ama şöyle düşündüm. Diğer bundan önceki bu serinin 4 videosunu izleyen arkadaşlar için tabii bir çalışma alanı lazım olacak. Bu çalışma alanını da hemen ayarlamayı ve nasıl kullanacağınızı öğretmek istedim. Pencere ayarlamayı diğer videolarda gördük. Pencerelerimizi bu şekilde ayarladık ve bunu buraya kaydettim. Bunu nasıl açıyoruz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bunları kapalı olduğunu düşünürsek bu penceremi ayarladım. Open Workspace'ten buradan basıyorum. Capture Visualizer'ı açıyorum. Bunu istediğim yere çekebilirim. Ben siz rahat görün diye, biraz daha büyük olsun diye şuraya alıyorum. Bir de bunun ayar penceresi var arkadaşlar. Open Workspace'ten Capture Visualizer Settings'i ayarladım. Onu da buraya aldım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane kamera, stage, appearances, show gibi şeyler var. Biz önce ekranımızı kendimize göre ayarlayacağız. Nasıl? İşte buradan sağ sola doğru çevirebiliriz. Mouse'u basılı tutuyorum buraya. Çeviriyorum arkadaşlar. Buradan yukarı aşağı, buradan da diğer bütün işlemleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede de pozisyonlar zaten çıkıyor. Bu orbit şekliydi arkadaşlar. Bir de rotate var. Rotate'de de olduğunuz yerde döndürmenize yarıyor. Döndürmeye yarıyor. Sonra ben bunu genelde orbit'te kullanıyorum. Bunu öğrendik. Şimdi kamerada fazla bir şey yok zaten. Stage'e geçiyoruz arkadaşlar. Stage'de ne var? Floor. Yani şu arka yer. Yer kısmı. Bunun büyüklüğünü ayarlayacağız. Burada metre olarak girmiş. 29 metreyi benim sahnem ne kadar mesela, atıyorum 16 metre yazdım buraya, 16 metre bu görünürlüğü gördüğünüz gibi 16 metre. Hatta rengini açayım, şuradan da rengini ayarlıyoruz, buradan rengini açayım gözüksün, şuradan da parlaklığını açayım, böyle açık renk olsun, tamam. 16 metre. Yüksekliği burada ayarlayabilirsiniz. İşte ne kadar? 16 metreye 1 metre podyum yüksekliği. Burada da derinliğini ayarlayabilirsiniz. 25 metre demiş. Benim sahnem 16'ya 10 arkadaşlar. Yaptık. Burada da pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Şunu aşağı doğru çekeyim. Sağa sola. Önce bir hepsini 0'a alıyorum. 0 orta pozisyon. 0 orta pozisyon. Bunu da 0. Sahnenin tam ortasına gelmiş oldum. 0 0 0. Sonra arkayı da ayarlayacağım arkadaşlar. Buradan sağ sola da çevirirsiniz. Şöyle göstereyim. İsterseniz istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Ama bunların hepsini 0'a getirdim. Ben düz bir podyum oluşturdum. Sonra back wall demiş. Hatta floor'un rengini daha belirgin olsun diye, gri'den uzaklaşsın biraz diye. Biraz açık. Şöyle ha. Tamam. Yaptım. Ortam ışığı az olduğu için onu da göstereceğim şimdi. Size tam net renkleri göremiyorsunuz. Buradan da arka duvarı ayarlıyoruz. Koymaya da bilirsiniz. Size kalmış. Şuradan delekleyip silebilirsiniz. Görünürlüğü 24. Burasını 16 yapıyorum. Sahnemin genişliği kadar. Üstüne basıp 16 yazıyorum. Yüksekliğini de 8 metre yapıyorum. Buradan derinliğini ayarlayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şimdi birazdan tam ortalayacağız. Sıfırda bu şu anda. Buradan da pozisyonunu sağa sola kaydırabilirsiniz. Hepsini sıfıra alıyorum. Tam ortalıyorum. Bunu da sıfıra alıyorum. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır. Hizalamak için ne yapacağım? Hemen gösteriyorum. Tekrar kameraya alıyorum bunu. Yana doğru çeviriyorum arkadaşlar. Görün diye. Bunun kesiştiği yer, şu gördüğünüz yer tam sıfır noktası. Biraz daha back wall'u kalınlaştıracağım. Belli olsun diye. Bu da 1 metre olsun. Şimdi bu back wall'u sahnemin olduğu yere kadar çıkartıyorum. Zemine oturtturdum. 3.5 denk geliyor. Bir de geriye doğru çekeceğim pozisyonda. Bu da sıfır noktasında kaçtı? 10'sa burası eksi 5 olacak. Eksi 5'te tam sıfır oturmuş olacak. Kalınlığı da var 1 metre zaten. Sonra bunu tekrar kameradan kendime göre ayarladım arkadaşlar.
yakınlaştırıyorum. Mouse'u buraya basılıp tekerleğiyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde ileri geri iterek de ayarlayabilirsiniz bunu. Basılı tutup ileri geri çekerek de ayarlayabilirsiniz. Sonra biraz aydınlık olsun istiyorum. Çok bir karanlık durdu. Basıyorum. Ambience Light 30'daymış. Ben burayı 100 yapıyorum. Biraz aydınlattım. 100 çok oldu. 80. Pardon. 80 yapayım. Hatta 80 de çok oldu. 60 yaptım. Bu sisin değeri 30. Bence iyidir. Bu sisin titreşimi 75 de iyi. Hızı. Bu parlaklık. Bu da cisimlerin parlaklığı. Burayı bilgisayarınıza göre low, medium, high'a alabilirsiniz. Şimdi show kısmı, bu da capture'dan show yüklemenize ya da dışa aktarmanıza ya da herhangi bir 3 boyutlu capture simülatörünüz varsa o işe yarar. Bizim kullanacağımız bu üçüdür arkadaşlar. Ha, bu arada stage kısmında mesela sahneye ekstra küp ya da işte herhangi bir şey de ekleyebilirsiniz. Bastım buraya, bir tane box seçelim mesela. Box'a basıyorum. Tekrar bunun da ayarları çıkıyor. Biraz yukarı kaldırdım. Rengini değiştiriyorum. İşte istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Kırmızı. Biraz da rengini açalım. Yaptım. Sonra bunun yüksekliğiyle, eniyle oynayabilirim. İstediğim gibi yapabilirim. Bu da size kalmış arkadaşlar. Silmek için de bunun üstüne basıp silmeniz yeterli. Ama ben sadece robotları görmek istiyorum derseniz size bu yeterli olacaktır. Şimdi patchlediğimizde nasıl gözüküyor ona da bakalım. Robotları nasıl yerleştireceğiz ona da bakalım. Penceremizi kaydettik. Bu şekilde. Hemen bir tane robot patchleyeyim. Patch, fixture. Bu arada capture kullanırken hangi fixture'lerin bu simülatörde gözükeceği hakkında bilginiz yoksa onu gösterdik. VF. VF'den sonra patch'e bastığımızda açılan personalite liste şurada tick olacak arkadaşlar. Mesela şuraya yazalım. BMFL yazalım. BMFL spot'un ikinci modunda burada varmış. Capture'da gözükürmüş arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da öğrenmiş olduk. Bu sayfada patchlemeyeceğim. Canlı görün diye. Hemen patch dedim, fixture dedim, robe dedim, BMFL çıktı, BMFL spot, 33 kanal, tek tek patchliyorum, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 tane patchlemiş oldum. Şimdi dikkat ederseniz, şuraya geldi robotlar, biraz geriye çekeyim, anlayacaksınız. Şöyle. Bunları seçtiğimde lokete bastığımda tilt pan burada çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben bunları sağa sola hareket ettirmek istiyorum. Buradan tutup çekme gibi bir durumumuz yok bunda. External'larda. Bunu buradan seçiyoruz ama yapmamız gereken bir şey var. Hemen şurada well level yazıyor. Bastım fade time. Bastım delay time. Bastım visualizer. Visualizer'ı gördüğümde, şimdi bunları artık seçtiğimde, tamam mı? Locate'e basıyorum. Şu gördüğünüz P, pan tilt artık bunun sağa solu olacak arkadaşlar. Yani diyor ki bununla sağa sola çekebilirsiniz. Şimdi göz kararı nasıl yapılır? Göz kararı hemen şöyle çektim bunu ortaya. Bakın şimdi fan tuşuna basıyorum. Sola doğru bunu açtığımda o göz kararı bir yerleşmiş oldu. Fan tuşu açıkken bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fan tuşu açıkken tekrar sıfırlayayım onu yerine getirebilirim inşallah. Fan tuşu açıkken bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da mesela hepsine sıfır girdiğimizde bakın ne oluyor. Sıfır enter. Sıfır enter. Sıfır enter. Sahne kayboldular neredeyse. Gittiler. Ama buradalar yani. Sahnenin altında. Neyse. Şimdi tekrar bunu aldım. Locate ettim. Zaten sıram burada. Belli. Bunu biraz yukarıya çıkartayım şöyle. Hepsi burada üst üste gelmiş oldu. Ben bunu sahnenin en arkasına doğru çekiyorum.
Şurayı sıfır yapayım. Ortası gözüksün. Sahnenin en arkası şöyle yan çevireyim. Tamam mı? Şuradan bakın. İleri geri doğru gidebiliyor. Sıfır noktasından eksiye doğru gittim. Eksi 3, eksi 4 de sahne de duvara değmeye başladı. Ona göre derinliğimi ayarlıyorum. Tras atıyorum 3 metrede. Eksi 3 böyleyse eksi 3 geldiğinde 6 metre oluyor sıfır noktasından itibaren. Şimdi robotumuzu görüyoruz. Birinci robotu seçtim arkadaşlar. Şimdi burada sağ sol ileri yukarı aşağı hepsi burada. Şimdi sağ sola da gidebilirim. Bunu manuel de yazabilirim. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 metre yani ortadan 6 metre sağa doğru gittim. O zaman şu robotun da simetriği ne olacak? Artı 6 yukarıya basıyorum. Artı 6. Bu kadar. Bu robotla bu robot simetrik olmuş olur. Buna bastım şimdi. Tekrar bunu çevirebilirsiniz. Böyle sola doğru aşağı doğru. Elle de yazabilirsin. 6 1 metre olsun istiyorum aralarından. Klavyeden eksi 5'e bastım. Enter'a bastım. O eksi 5'e gitti. Bunu da aynı şekilde 5'e basacağım. Direkt artı 5'e gitti. Bunu aynı şekilde 4'e basacağım. 4'e gitti. Pardon eksi 4 olacaktı bu. Eksi 4'e bastım. 4'e gitti. Bunu da simetrik bir şekilde hareket ediyorum. 4'e bastım. 4'e gitti. Bunu da tekrar eksi 3'e basacağım. 3'e geldi. Bunu da tekrar 3'e bastım. 3'e gitti. Yani ne yapmış oldum? Birer metre arayla robotlarımı yerleştirmiş oldum. Biraz yaklaştırayım. Sonra buradaki işim bittikten sonra şeyi kapatmayı unutmuyorum. Şunu visualizer'ı tekrar level'a alıyorum. Level'da artık bu istediğim gibi benim hareket ediyor olacak. Bastım buraya tilt geldi zaten gördünüz. Fan da geldi. Bu şekilde pozlarımı yazıyorum. Capture simülatörle alakalı zaten fazla gösterilecek bir şey yok. Elinizde Capture 2021 var ise zaten orada şovlarınızı hazırlayıp direkt buraya atabilirsiniz. Benim elimde Capture 2021 yok. 24 var. O yüzden belki ilerideki sürümlerde 17'de size nasıl yükleneceğini gösteririm. Şimdilik bu videoda bu kadar olsun. Kısaca nasıl çalışacağınızı gösterme amacıyla yani çalışmalarınızı düzgün bir şekilde yapabiliyor olmanız amacıyla bunu hemen araya sıkıştırayım istedim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.